Bizim kulisin kapısında ne işin vardı Merve? Hakikaten. Yo, orada değildim. Ne işin vardı? Hiç öyle bir şey yok. Ne? Sizin kulisinizin kapısında ben ne yapacağım? Ya ben onu anlamadım. Ben... Saçmalama istersen. Sen hayal mi görmeye başladın? Gerçekten sen bunu inkar mı ediyorsun? O gördüğüm ben miydim gerçekten? Bak bunu Yeşim de fark etti. Yeşim de oradaydı. Aynen öyle. Ben de gördüm. Ben de anlayamadım. Dedim kesin yine bu zaten. O sinirle zaten insan anlayamıyor da. Hani bir işler çevirdiğim belli de. Ya bir şey merak ediyorum. Hani eskiden yaparlardı ya böyle duvara bardak dayayıp falan kapı mı dinliyorsun? Ne yapıyorsun orada? Aa. Kızlar sizi dinleyecek kadar düşmedim. Öncelikle onu Allah söyleyeyim. Kapınızın önünden geçerken o kadar bir bağırış var ki ben anlam veremedim, mecbur kaldım gelmeye. Mecbur ki. Mecbur mu? Mecburiyetim var. Ya kapıyı açınca Yeşim üzerine düşüyordun resmen. Bizim bir kere kulislerimiz ayrı yerlerde. Senin orada ne? Yalnız. Ya Hatice o nasıl bağırıştı ya? Yeşim seni istemiyorum ne demek ya? Ya seni ilgilendirmiyor. Bir o bizim kendi aramızda. Evet Yeşim birazcık dağınık. Aldığını çıkardığını oraya bırakıyor. Ayakkabısını oraya koyuyor. Kıyafetini oraya koyuyor. Zaten küçücük bir kulisimiz var. Biz tartışabiliriz yani. Yeşim gördün mü? O çok savunduğun eski arkadaşını. Ben kimseyi savunmuyorum. Burada kimse de benim ahbabım, dostum, canciğer kankam da değil. Yeşim öyle ama siz... O algıyı siz yaratıyorsunuz. Birbirinizi o kadar tutuyorsunuz ki... Biz bu normal olması gereken bir şey. Böyle arkalardan kulisler çevirmiyoruz. Yüz yüze birbirimize söylüyoruz direkt sadece. İlk fırsatta arkandan vuruyor arkadaşın. Arkadaşın. Hani ben onu tekrarlamak istiyorum arkadaşım. Bizim tartışmamız gayet normal ama senin gelip kapı dinlemen sence normal ben mi? Ben kapı dinlemiyordum. O esnada bir yere gidiyordum. Sesinize geldim. Ya bırak Allah aşkına. Bir de çeviriyorsun ya. Kapıyı diyor mu? Kapıyı açınca üzerine düşecektin Yeşim'in. Sizi mi dinleyeceğim? Türkan Hanım, Merve bizim gelinlerin kulisini dinliyormuş. O nereden çıktı? Evet yakalamışlar. Yok yakalamışlar. Merve'yi kulis... Dinlerken hatta ben de denk geldim, böyle bir irkildi. Vallahi benim haberim var ondan. İkisi tartışıyor, ilk arkadaş diye. Yeşim'le Hatice'nin sesi koridoru inletiyordu, inletiyordu. Neyi tartışıyorlardı acaba iki kanka? Ha merak ettim, Merve'ye git kapı dinle dedin öyle Merve mi? De merak etti, kavga mı ediyorlar acaba diye bakmaya gitti. Benim de haberim var. Aa, sen duydun, Merve'ye söyledin, utandın. Ben de oradayım, Merve de oradaydı. İkimiz bir duyduk. Aa ne olmuş, ne olmuş? Güya Hatice ile Yeşim tartışıyormuş. Kayınvalidesi de Merve'ye demiş ki ben kaynanayım ayıp olur sen git kulağını ver dinle ne diyor gel bana söyle. Yani ne demek istiyorsun Hüsnü Hanım ya kulağını ver demek falan. Benim gelinim kapı mı dinliyormuş sen neden böyle bahsediyorsun? Şimdi anlattı duymadınız mı? Sesini duydu öyle gitmiş dedik Tara. Bizim de haberimiz var dedi. Ben duydum inliyordu koridorda. Nerede bir çığırış duyarsan insan koşup gitmez mi ne oluyor acaba diye. Dinlersin ama kulağını kapıya vermez.